Merhaba arkadaşlar. Elektrik Otomasyon dersleri kanalına hoş geldiniz. Ben Murat. Daha önceki videolarda öğrenmiş olduğumuz bilgileri bu videoda arkadaşlar uygulayacağız ve pratik yapacağız. Bu videonun konusu asenkron motoru. Önce kesik çalıştıracağız. Daha sonrasında ise sürekli çalıştıracağız. Şimdi arkadaşlar bir elektrik devresi çizdim burada. Burası göründüğü üzere güç devremiz. Burası ise kumanda devremizdir. Şimdi güç devremizi öncelikle tanıtalım. Burası motor koruma şalteri. Bu gördüğümüz FC1 isimli. Bu QA1 kontaktörümüz, güç kontakları. MA1 dediğimizde 3 fazlı bir motor. Onu da bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar önce güç devresini bağlayarak daha sonrasında kumanda devresini bağlayarak kesik çalıştıracağız. Devamında ise sürekli çalıştıracağız asenkron motoru. Şimdi güç devremizde arkadaşlar L1, L2, L3 3 fazımızı motor koruma şalterimize daha önceden bağladık. Enerjimiz şu an burada. Şu an kapalı. Şimdi termiğimizin çıkışını kontaktörümüzün güç kontaklarına bağlayacağız. Daha önceden kabloları hazırladım vakit kazanmak için. Güç kontaklarını sırasıyla aktarıyorum kontaktörümün girişine. Güç kontaklarının girişine. Birinci fazı arkadaşlar gördüğünüz gibi bağladım. Şu an şuradayım. Şimdi ikinci fazıma geçiyorum. Motor koruma şalterinden ikinci kontağından çıktım. Bu bağlantıyı da gerçekleştirdik. Şimdi üçüncü kontak, üçüncü fazımızı kontaktörümün güç kontağının üçüncü kontağına bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar güç devremize devam ediyoruz. Kontaktörün şu an L1, L2, L3 dediğimiz 1, 3, 5 nolu kontağı şurası. Buraya kadar güç kablolarımızı aktardık. Daha sonrasında ise şimdi kontaktörün 2, 4, 6 yani T1, T2, T3 dediğimiz şurası. Bu kabloları motora aktaracağız. Şimdi burası arkadaşlar 380 volt bir sistem güç devresi. Asenkron motorumuzun bağlantısını arkadaşlar daha önceki videolarda asenkron motoru etiket bilgilerini ve akabinde asenkron motorun yıldız ve üçgen bağlantı şekillerini adlı bir video yapmıştık. Şimdi devremiz 380 olduğu için arkadaşlar bakın 380 voltta yıldız bağlıyoruz bu motoru. Bağlantı şekillerini başka bir videoda anlattığım için arkadaşlar daha öncesinden motoru yıldız bağladık. Motorumuzun kablosunun şu an 3 fazını bakın kontaktörün 2, 4, 6 nolu kontağına sırayla bağlıyorum. Motorumuz daha önceden bağladık. Yıldız bağlantılı. Motora giden kablonun 1 numarasını bağladım. Şimdi ikinci numarayı bağlıyorum. Üçüncü fazımı da kontaktörün 3 nolu kontağının çıkışına bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Toprak kablosunu bu şekilde gösterdim arkadaşlar. Şu an video uğramasın diye. Şu an siz devrede uyguladığınız zaman toprağı herhangi bir toprak kramensine, barasına bağlayabilirsiniz. Şu an onu bağlamayacağım. Şu an güç devresini tamamlamış olduk. Şöyle gösterelim. 380 volt motor koruma şalteri, termik şalterin girişine bağladık. Çıkışından 3 fazı kontaktörün girişine aktardık. Kontaktörden direkt motora bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi ise arkadaşlar kumanda devresine geçebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar kumanda devresini açıklayacak olursam FC1 dediğimiz termik şalterin yardımcı kontağı arkadaşlar. SF1 dediğimiz stop butonumuz. Şöyle göstereyim. SF2 dediğim arkadaşlar start butonumuz. QA1 kontaktörün A1 ucu yani bobin ucu. SF2 bu da lamba arkadaşlar. Bu start butonun lambası. Şimdi öncelikle devremizin güç devresini bitirdik. Kumanda devresini yapacağız. Burada şurası asenkron motorun kesik çalıştırılması arkadaşlar. Önce kesik çalıştıracağız. Daha sonrasında bu bağlantıları ekleyip sürekli çalıştıracağız. Öncelikle şuradaki hattı yapalım.
Şimdi daha önceden güç kaynağımın artı ve eksi girişlerini bu dağıtım klemensine aktardım. Artı 24 volt gri kısmı, şurası 0 volt, eksi dediğim yer ise mavi kısmı. Şimdi bir kablo alıyorum. Güç kaynağımın artı kısmından FC1, yani termik şalterimin 13 nolu kontağına bir kablo aktarıyorum. Bunlar hepsi köprülü arkadaşlar. Herhangi bir yerden alabilirim. Artı baramdan çıktım. FC1'in 13'üne. FC1'in 13'üne bu şekilde bağlantı gerçekleştirdim. Şöyle uzaklaştırayım. Şimdi arkadaşlar FC1'in 14'ünden stop butonun girişine bir kablo aktarmam gerekiyor. FC1'in 14'ünden stop butonun girişine kablo bağlıyorum. Burada gördüğünüz elemanları daha önceki videolardan izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eksiği olan arkadaşlarımız. Stop butonun girişine bağladım. Şu an devrem şurada. Stop'tan çıkıp start'ın girişine bağlayacağım. Şurayı şu an görmüyoruz. Stop butonun çıkışını alıyorum. Kabloları da kontrol ediyoruz bu arada. Stop'tan çıktım. Start'ın girişine. Start dediğimiz arkadaşlar bakın NO kontak. Stop'lar NC kontaktı. Buton konusunda bunları anlattım. Start'ın girişine bağladım. Şimdi start'ın çıkışını şurayı kapattık. Kontaktörümüzün A1 ucuna bir kablo aktarıyoruz. Bunları iyi sıkmamız lazım arkadaşlar. Bakın çıkabiliyor. Şu an herhangi bir yere montaj olmadığı için butonum. Şunları uzaklaştırıyorum. Bakın. Şimdi startın çıkışını kontaktörümün A1 nolu ucuna bağlıyorum. Şimdi daha önceden. A1 nolu ucunda bağladım. Şimdi arkadaşlar tek bağlantım kaldı. A2'den 0 volta yani eksi ucuna bağlamam gerekiyor. A2 ucuna bağladım. Diğer ucu ise güç kaynağımın eksi ucuna bağlıyorum. Şu an şurası karışmasın. Şöyle yapalım. Kontaktörün A2'sini de eksi bağladık. Arkadaşlar bu şekilde şu an kesik çalıştırmayı devresini bitirdik. Şu an şurası bitti. Şimdi bu devreyi anlatalım arkadaşlar enerji vermeden önce. Şimdi devremize enerji vereceğiz. Bakın buradan FC1'in önce yani motorun çalışma şartı arkadaşlar kontaktörün çekmesi gerekiyor önce. Şu an QA1'i çekerse motor çalışacaktır. QA1'in çekme koşul şartları ise şurada mevcuttur. Önce FC1'i aktif edeceğiz. Bunu start tuşuna bastığımda açık kontak kapanacak. Devremiz enerjisi buraya kadar gelecek. Stop kapalı olduğu için buraya kadar bekleyecek. Şimdi biz burada bastığımız sürece kontaktör çekecek ve motorumuz enerjilenecektir. Start butonundan elimizi çektiğinde kontaktör çekmeyeceği için bu sefer motor duracaktır. Şimdi devremize enerji veriyorum. Bakın güç devrimi şu an enerjim geldi buraya kadar. Güç devrimi açıyorum start tuşuna basarak. Şu an enerjim buraya kadar geldi. Buradan da arkadaşlar bunu aktif ettik. Buraya kadar geldi. Şimdi start tuşuna bastığımda motorumuza enerji vereceğiz. Bakın basıyorum. Bıraktığımda bakın motor durdu. Yani kesik çalıştırma bu arkadaşlar.
Bastığınız sürece, şuradaki start butonuna bastığımız sürece motorumuz enerjilenecektir. Elimi çekiyorum. Bakın kontaktörüm çekmeyi bıraktı. Motorum da durdu. Şimdi arkadaşlar bu kesik çalıştırma. Şimdi devremize şu kontağı ekleyerek ve lambamıza start butonuna bastığımızda lambanın çalışmasını istiyorsak şurayı da aktarmamız gerekiyor. Şimdi ise enerjimizi kesip sürekli çalıştırmaya geçelim. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar birkaç tane işlem var. Bakın startın girişinden ya da stopun çıkışından bir kablo alıp kontaktörümüzün 13 nolu yarımcı kontağın girişine kablo atmamız gerekiyor. Startın girişinden alacağım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Startın girişi burası. Buradaki kabloyu çiftliyorum. Şöyle yaparsak. Bunları iyi sıkmamız gerekiyor dediğim gibi. Startın girişinden aldık arkadaşlar. QA1'in 13 nolu yarımcı kontağın girişine bağlıyorum. Kontaktörümüzün yarımcı kontakları burada. 13 nolu girişine. Bağladık. Şimdi 14 nolu kontağı arkadaşlar ya startın çıkışına ya da A1'ine bağlayabiliriz. QA1'in 14'ünü 14'ünden alıyorum. Burada bu bağlantıyı ben kontaktörün A1'ine bağlamam daha kolay ve yakın olduğu için burayı tercih ediyorum. Şurayı çiftleyeceğiz. Bunları bir yere sabitlemediğim için arkadaşlar biraz montaj yapmakta zorlanıyorum. Evet şöyle. Bağlantıyı da gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlar tek bir bağlantım kaldı. Şurası lambayı da yani starta bastığımda lamba da yansın istiyorsak buradaki atlamayı da yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu nereden yapalım? Startın çıkışından lambayı atalım. Lamba hemen yanında olduğu için. Start çıkışı şurası arkadaşlar. Buradan şuraya bir köprü atarsam lambamın 24'ünü vermiş olurum. Burayı da şöyle yapıyorum. Önce şunu şöyle bağlayayım. Bunu bağladım. Buradan lambama bir kablo atıyorum. Şöyle yerden güç alayım biraz. Şimdi lambamın diğer ucunu ise arkadaşlar eksi parama bağlamam gerekiyor. Bunu da şu an kablomuz çıktı. Şöyle dikkatlice bağlamaya çalışıyorum. Evet, iyice sıktım. Şimdi lambamın çıkışını eksi bir arasına bağlıyorum. Şimdi devremizi bitirdik arkadaşlar. Uygulama kısmına geçiyoruz.
Şimdi devreyi bir daha açıklayacak olursam arkadaşlar, kesik çalıştırmada şurası bağlamadığımızda start butona bastığımız sürece QA1 kontaktörü çekiyor ve motorumuz enerjileniyordu. Şimdi arkadaşlar start butonuna bir kere basacağız. Kontaktörümüzü buradan mühürleyecek. Daha önceki videolarda anlatmıştım bunu. Mühürledi arkadaşlar. Motorumuz enerjilenecek. Ne zaman duracak arkadaşlar? Ya termik atacak ya da stop butona bastığımızda QA1 enerji kesileceği için motorumuz devreden çıkacaktır. Şimdi enerjiyi açıyorum. Termiğimizin start tuşuna bastım. Şimdi motorumuz start koşulunu bekliyor. Start'a bir kere basacağım arkadaşlar. Lambası yanacak ve motor enerjilenecektir. Şöyle tutuyorum motoru. Bakın arkadaşlar. Start'a bir kere bastım. Buradan mühürledi arkadaşlar kontaktörümü ve motorum enerjilendi. Ne zaman duracak arkadaşlar? Stop'a bir kere basarsam durur. Tekrar çalıştıralım arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar termiği attıralım. Burada termik seçimi arkadaşlar temsilidir. Motorun etiket bilgilerinde daha önceki videolarda belirtmiştim. Etiket bilgilerin çekeceği ampere göre termik şalterimizi ayarlamamız gerekiyor. Motor termiği attığında bakın buradan gücü kesti. Aynı şekilde kontaktörüm enerjisi de kesti arkadaşlar. Ve tekrar start verdiğimde termiğime buradaki start koşunu tekrar bekliyor. Çünkü buradan mühürlemeyi kesti. Start'a bastım. Tekrar çalıştı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu video. Yorum kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.